Hadi şimdi herkese önlük giyesin lütfen. Aslında biliyorsunuz elem öncesi güzel bir motivasyon oluyor. Size de bize de bugün ödül oyununun için Lüleburgaz'dayız arkadaşlar. Ve şöyle düşündük. Dedik ki madem Lüleburgaz'daysak bugün arkadaşlarımız şöyle güzel Trakya yemekleri yapsın istedik arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizden 5 çeşit yemek isteyeceğiz. Çok iyi. İlk olarak pilasta isteyeceğiz arkadaşlar. Kafa sallama Sergen, kafa sallama. Tamam, bizde. Kafa sallama. Ben biliyorum hepsini. İkinci olarak, biliyor musun? Bulgaristan tarafından yakın olduğumuz için biz biliyoruz. Gerdan çorbası var. Oo, babaannem hep yapar babaannem. Kaymaklı lahana aşı var. Ay, bir şey söyleyeceğim, ben bunu biliyorum, bunu bana verin. Lahana, kaymaklı lahana. Ve herkesin favorisi ve çok kez yaptığı bir yemek, Elbasan tavuğu. Bravo! Vallahi geçen gün Lord'a bayağı sınıfta kaldınız. Evet. Merak ediyorum abi, tahmin edebilirler mi tatlı acaba? Hoş Merim, Lord tatlısı. Peynir helvası, hayrabol. Hayrabolu mu? Arkadaşlar, hayrabolu tatlısı var. Hadi bakalım, gelin. Geliyorum ya. İkiniz beraber. Bir dakika, dükkanda veriyorsun değil mi? Veriyorum abi. Tamam. Hadi abi, ikiniz beraber. Tamam. Hadi. Gaza geliyorum, yapma Hasan. Toplantı yapmak için bir dakika verelim. Hızlıca bir şekilde geçin. Sergen Plaska'yı biliyor tatlıyı, musun? Hiç bilmiyorum. Tatlıyı yapacak o tatlıyı. Tatlıysam yapacağım. Ayrabolu ver bakayım. İki kişi yapacak. Alın bunu Ayaz'la yapın. Elbasan'ı mı? Ver. Ben Elbasan'ı düdüklüğe atacağım. Bekleyeceğim zaten. Tamam ben eti hemen ayıklayayım. Sen terbiyesini falan ayarla. Abi lahana. Yok 5 tane yemek var. Mecburuz arkadaşlar, yani. Arkadaşlar lahana 2 aşamalı zaten. 2-3 aşamalı. Onu beraber yapalım bir Batuhan'la. Cemre Batuhan'la bunu yaparsın. Ne bu? Lahana aşı. Merhaba mı yapacağız? Ver tamam, çorbayı da bana ver. Oğlum kardeş. Aşımı alayım, bunu alayım. Hepsini aldı elini. Fark etmez. Benim annem Bulgaristan göçmeni. Sen neyi biliyorsun? Ya hiç fark etmez. Ne verirsen ver. Plaska'yı biliyor musun ne olduğunu? Bilmiyorum bunu. Sen biliyor musun? Bilmiyorum. Ben bilmediğim yemeği alacağım. Sıkıntı yok. Elbasan'ı ver. Yaldılar Elbasan. Elbasan kimde? Al, Hasan gel. Bu ne? Çorbası. Başka bir şey verdi. Yok abi. Çorba yok, bu kadar. Al plaskayı da sen yap. Biz bunu mu yapıyoruz? Ne oldu? Yo yo. Plaska mı? Fark etmez. Biz çorbayı yapacağız beraber. Yani burası diyor. Boşta. Oğlum sen niye ayrı bulu yapmıyorsunuz birlikte? Tamam hem onu yapalım biz onunla o zaman. Tamam, bunu ben mi yapayım? Azize sen Sergen'le yapsana şeyi, tatlıyı. Ne? Tatlıyı ben yaparım tek ve sıkıntı yok. Azize, abi bak 5 kişilik gerdan yapıyoruz. Çorbası. Şey yetişmez. Elbasan. 5 kişilik mi? Tamam. Elbasan aldık biz ikimiz. Ben seninle birlikte tatlı yapacağım. Ben bundan ödül aldım oğlum 50 milyar geçen sene. Bu hamur işi. Hamur işi mi? Ha hamur işi bu. Hamur işi Esra abla. Yoğurt var, karbon. Pırasalı börek herhalde bu. Ha pırasalı börek o. Tamam ver, bunu ben alayım dur, o zaman. Dur bir sorayım ben abla, bir tamam, saniye. Tamam sor. Neyse ben alırım yani, hiç fark etmez. Hamur ve o pırasalı börek o. Börek bu. Verdiğimiz süre 50 dakika olacak. Evet arkadaşlar 50 dakika 3-2-1 başlayın. Şunu sor hemen sen. Tamam bir dakika. Ben ona göre yemeye başlıyorum. Tamam ben aldım gerdan evet, çorbasını. Evet arkadaşlar 6 kişilik olacak. Kimse bana bir reçete vermedi. Şimdi... Azize kimseye reçete vermedi ki. Sergen ne istiyorsun, yardım Azize, edeyim mi? Azize peynir yapacağım bununla. Tamam çok koydum, bunun kaynaması ne? Saatler alır. Ver. Nasıl saatler alacak ya? Saatler alır tabii ki. Tamam. Ne kadar peynir lazım sana? Sana ne kadar peynir lazım? Bayağı lazım. Arkadaşlar bir ocak da hemen ben bir karamel yapayım siz işiniz bitmeden. Bir şeker verin. Senle başka birine yardım edelim. Sen istediğine yardım et. Sergen istiyor beni şu anda. Tamam Azize, Azize Sergen ne yapsın? 2 tane versene. Ne istiyorsun Sergen? Karbonat. Sen parçala ben keseyim. Zaman kazanalım yani. Bu eti pişiren kazanır kanka. 6'şar tane yapıyoruz soğan, gençler. Kanka bu bizim, ne? Bize arpacık soğan falan verir misin? Soğan. Ondan sonra... Sarımsak. Mangal alabilir miyiz? Mangal. Dilara yardım istiyorsan söyle bana. Yok, okeyim ben.
Alican, ne yapıyorsun? Yardım ediyorum, ne yapayım? Oğlum, 5 tane yemek var, 9 kişi bırak, gez. E öyle yapıyorum zaten. Takımı yönet. Barış, soğan, arpacık soğan soysana. Bak, arpacık. İş arpacığa kaldı. Şey pişmez. Kardeş. Tamam abi. Ya, ben sana şunu da şunu da şunu da ikiye vurayım. Aynen şunu da ikiye vurayım. Aynen onları büyük doğru. Aynen küçük küçük. Abi büyük büyük. Oğlum hem servis vermeyiz hem şey yapma çıkmaz. Adam yiyemez. Küçülecek bu baba, bu piştiğinde küçücük olur. Yavrum o şimdi küçük küçük yapar. Adam yer misafir. Ağzını aldın rahat yer, onu atar. Abi şu etleri beraber açsak olmuyor mu ya? Aynıysa beraber açtı yine abi. Aynı değil kanka. Kaç tane yumurta alsak acaba ya? Bence yavaş yavaş. Yok, su bana birazcık lazım. Dur. Ben su falan koymuyor zaten. Az da bak, baştan çırpalım yumurtayı. He. Öyle koyalım. Ver. Tamam. Al bunu. Ver bana, ver bana döküm. Ver bana, ver bana. Kaptan olmak çok zor ya. Bir de olmak istemiyorum. Niye lan? Alınıyorlar. Ne? Reçete almayınca. Kaptan kolay gelsin. Oo Tanya. Vay be Alican. Vay be Tanya. Başımıza neler geldi bu hafta. Canımız sağ olsun. Evet arkadaşlar, bu kez kazanan takım biliyorsunuz bir etap daha yarışma yapıyor. Ve oradaki en başarılı arkadaşımız bugün muhteşem bir arsa sahibi oluyor arkadaşlar. Yaşasın! Bu kadar bekliyor muyum? Bu kadar yumurta çok olur mu ya? Çok koydum diyorum sana. Ya dur bak, aklını tamam. Verme. Bilmiyorsun hala bana şey yapıyor. Tamam yap Sergen, yap. Bakıyorum işte. Yap. Herkes ayrı seferinde aynı şey yapıyor. Yap Sergen, bir şey demeyeceğim. Ne? Olmadı geçeceğim, kenara oturacağım. Peyniri niye geçiyorsun kenara abla? Ya birilerine yardım etsene. Sen niye alındın? 5 tane reçete var zaten. Niye alındım? Hiç kimseye alınmadım diye. Canım benim. Bak, 5 tane. Bana bu kelimeyi kullanıyorsun lütfen Alican. Ablacığım bak 5 tane reçete var. Aynı kelimeyi bana kullanıyorsun. Aynı kelimeyi kullanmıyorum ben sana. Bu 4. gün oldu. Ama öyle yapıyorsun. Öyle değil kendini ama. Bilmiyor musun? Öyle değil. Kimse bana reçete kimin vermiyor. Kimin yanına gidersem gideyim gönderiyor. O zaman ben de hiçbir şeye yardım etmem. Hayır abi. O zaman niye oraya gidiyorsun? Gel bırak yapsın adam tek başına. Gelmeyeceğim. Bir dakika bakayım. Geçin. Tereyağı nerede var çocuklar? Arka dolapta yok mu tereyağı? Yok tereyağı nereye? Ne yapıyorsun sen? Kettle'ın başında kettle'ın kaynamasını mı bekliyorsun? Evet tamam. Buraya gel. Çünkü su gidecek. Hayır su buraya gidecek. Gel. Su gidecek. Bak seni kenara çıkartırım. Ah! Kenara çıkartırım. Valla? Kettle'ın başında kettle'ın kaynamasını mı bekliyorsun? Ah! Yok dedikleri tereyağı. Ne için sinirlisin bu kadar? Yok bir şey yok, sinir değil. Tuz atmam lazım. Benim tereyağı bulmam lazım. Un şeker ha. Biliyorum. Sergen istediğin bir şey var mı? Tepsi hazırlasana. Lorları koymamız lazım. Lor yok piyasada. Ne yapayım söyle bana. Bak kesildi mi bak. Kapağım ne? Bu benim kapağım. Sütün kapağı arkanda, değil arkanda, ki. Sütte... Arkanda. Hayır kapağım burada tamam, benim. Tamam bir saniye. İzin ver şunu kapatayım abla. Hadi. Kapat hadi. Bunu da kapatmam lazım abla. Kapat hadi kapat da ben de bir işime bakıyorum. Kim onun ağzını açtı? Bunu ama artık şey yapmam. Bunun evet. Ağzını kim açtı? Evet. Kim açtı bunu be? Allah'ım. Düdüklümün kapağını aldım Azize. Şey aldı şey. Allah'ım. Ne? Benim kapağımdı o be. Hayır değildi abla, sütün üstünü kapatmıştım. Bulgur ulan tarhana. Barış diyor ki, Eren kim ki diyor. Yani sen diyor kenara atarım onu. Eren abi ben sana bir şey demeyeyim. Bu kesmişliği yeter. Eren, bir bak hele. Desen alınmaz Eren abi lan. E bu tamam, alınmaz kesti o. Bunun daha fazla bir şey yok. Bana bak. He, süs tam kesti. Bak yine kaçtı değil mi? Ayaz, çık lan dışarı. Çık dışarı. Tamam.
Ver abi getir ben de size soyayım. Tamam sen daha abi var. Ne kadar zor bir şey bu musul. Sen git var bu şeyine bak. Biz bunları hallederiz şimdi. Meto ne yapıyorsun sen bugün? Abi o pırasayı. Biliyor musun yapmayı? O kaldı bana. Biliyor musun yapmayı? Kek. Biliyor musun yapmayı? Yeter bence bu yeter. Abi yetmez o küçülecek diyorum sana ya. Ama sen misin? Çıkar sonra göreceksin ama. Laf unutma tamam mı? Tamam. Bugün plaskayı aldım. Tabağıma güveniyorum. Güzel böyle pırasalı bir kek gibi bir şey yapacağım. Birazcık mücver gibi de, değil gibi de. Tabağımdan memnunum. Kazanmaya çalışacağız. Takım güzel. Ödül oyunu. Eğleniyoruz da. Kazanamazsak pazarlık edeceğiz. Ödül çok güzel. Motive ediyor. Kazanmamız lazım. Birimizden biri kazansın ama bizden kazansın. Bugün Lüleburgaz'dayız. Çok güzel bir ortam. Şu an her şey güzel gider. Takım bayağı organize çalışır. Bugün Dilara aynen kapuska aşını yapıyor. Yok be neydi? Lahana aşını yapıyoruz. Şu an her şey güzel gider. Umarım ilk önce ilk etabı kazanırız. Ondan sonra da ödül oyununu bizden biri kazanır. Sergen kesmiyor bu. Ne kadar limon, tuz şey koyduysam da kesmiyor abi. Neden acaba? Bilmiyorum. Bence söyle. Görüyor musun şunu? Bugünkü ödül harika arsa. Neden olmasın? Böyle güzel doğanın içinde bir arsam olsun isterim. Gerdan çorbası sevdiğim bir çorba. Kendim de çok severim. Ama bugün daha fazla uğraşacağım arsa için. Ve inşallah bizim takım kazanır. Ve biz bu arsayı alırız diyorum. Arkadaşlarıma da elinden geldiği kadar en iyisini yapmaları için dua ediyorum. Sergen, sana dedim ki dibini kazıma. O mu yani? Az abla gitsene sen başkalarına yardım et. Ay ben istemiyorum vallahi hiçbir şey istemiyorum ben. Evet çok güzel bir yerdeyiz. Trakya'nın kalbi denilebilecek kadar yakın bir yerdeyiz açıkçası. Her şey ve bu arsada, bu güzel arsada yemek yapmak. Her zaman Sergen yani. Başta yemek yapmak. Evet niye gidiyorsun? Boş ver bırak yapsın. Ve yapsın herkes yemeğini yapsın abi. Ben yemek almam. Ödül oyunu olarak kazanan takımda olmak istiyoruz. Ne diyorsun Azize be? Bir şey demedim Sergen. Ne diyorsun beni mi götürüyorsun gibi? Saçmalama Sergen seni niye kötüleyin? Allah'ım yarabbim. Ya Sergen ya. İnanamıyorum. Azize sıkıntı ne şimdi? Hiçbir şey yok Sergen. Esra abla lütfen yemeğine bak. Azize ya şöyle bir de lütfen yemeğine bak deme soruyorum bir şey mi oldu yok, bir şey canın mı sıkıldı? Sıkıntı yok sıkıntı yok. Kapatalım. Niye ters diyorsunuz ki? Etin yardım istiyor musun? Yok abla şunu fırına açacağım zaten. Bitiyor sonra. Yazık kendime yazık ettim herhalde. Hata bende başka bir şey yok. Hiç kimse de suç yok. Sadece hatayı kendimde buluyorum bu kadar. Yapacak bir şey yok kimin yanına gittiysem istemiyor. Abla ben gel. Azize benim yanıma gelmedin. Gelseydin ay benim Esra yanıma. Esra abla lütfen ya. Bir şey yok, sıkıntı yok. Yemek almadım bugün. Reçete düşmedi, yapacak bir şey yok. Azize abla. Azize abla gelir misin? Ya, bana yardım et gel. Yok valla. Bana yardım et bana. İstemiyorum abi, istemiyorum. Tamam. Dur bir şey soracağım sana. İstemiyorum. İstemiyorum bak sinirlerim gerildi ha. Bir şey soracağım sana he. Benim canımı sıkıyorum abla şu an. İstemiyorsun da bana yardım etmen lazım ama. Ben evet, senden yardım şey istiyorum. Lazım. Az bakar mısın? Mükemmel bir doğanın içerisindeyiz. Bugün ise ödül, arsa. Gerçekten insanın aklını bulandıran bir ödül. Kazanmak için yarışıyoruz. Haftayı zaten galip kapattık. Bugün de ödülü kazanıp, en azından bizden birinin kazanıp arsa sahibi olmasını sağlayacağız. Sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında Tolga abi? Arsa bugün hakkında? Prestij oyunu bizim için. Ödülde biz kazanırsak çok keyifli bir haftayı bitirmiş olacağız. Önemli olan burada maddiyat değil, haftanın 3-1 bitirmek. Bunu tabii istiyoruz ki öncelikle. Ben arsa istiyorum. Bugün almak için elimden geleni yapıyorum. Etimi girdim, sosumu ayarlayacağım. Ve bugün ben o arsayı alacağım inşallah.
Tamam Aycan, sen yemeğini yap. Babalı sinirlerim çok bozuk. Tamam o zaman şurada otur. İstemiyorum ya. Kazansanız daha asla yarışmayacağım. Yukarı çıkacağım, haberin olsun. Mümkün değil, elimi sürmem. Arsa güzel bir ödül bence. Hatta paradan daha değerli benim için. Küresel ısınmadan dolayı biliyorsunuz toprak çok değerli. O yüzden ödülü kazanmak için elimizden geleni yapıyoruz. Batu ile birlikte bir yemek aldık. İnşallah ödülü biz alırız. Ne oldu minnaç? Size. Hayatım benim, ben de yemek almadım. Olamayacağını sıkıldı. 5 tane yemek var. Tamam ben yapsınlar abi. Tamam hangi eğer ben kazanırsa demek ki yarışırsam ben gerçekten gurursuz bir insanmışım. Ne alaka ben ya? Hayır mümkün değil yarışmam ben aşağıda kazanırlarsa. Sebep? Mümkün değil, ben elimi sürmediğim yemeğin yarışmasını yapamam. Tamam birilerine yardım ettik, hepimiz yardım ettik. Ben de birilerine yardım ettim. Sen yarışırsın hayatım. Umarım da kazanır, hak eden kazanır. Ben tamam yokum. Tamam da ne çaba saçma sapan şeyler düşünün. Bak 9 kişiyiz burada, 5 tane yemek var. Sence de birilerimiz boşta olmayacak. Ya boşla alakası yok. Bir tane ya. Neyle alakası var? Neye canın sıkıldı? Büyük tepki var mı? Yemek almadın diye. Hadi hadi ya, gelin. Hadi geç baba, onlar yardım ister, yardım edelim. Edeceğim. Evet, bugün Lüleburgaz'dayız. Çok güzel bir arsadayız, harika. Çok güzel bir Bulgaristan'a yakın Trakya mutfağı yapıyoruz. 5 yemek, hepsi birbirinden güzel. İnşallah bugün arsayı bizim takım kazanacak. Çok güzel bir yerdeyiz. Ben doğayı çok severim gerçekten. Bugün de böyle sanki memlekete gitmiş gibi olduk. Buralar aynı bizim oralara benziyor. Bugünkü ödül çok güzel. Hayırlısı olsun. Hak eden kazansın. Tatlı yapıyorum. Tatlı yaparken biraz yandım. Şunu şerbetinin şekerine bakacağım. Fireball tatlısını kazanacağım bugün. Abla öyle durma, bari sohbet edelim. Şey yapalım. Ne dersin? Ha? Aziz abla ne oldu sana? Ne oldu ona Aziz? Bir takımda sıkıntı var gibi. Bizde hiçbir sıkıntı yok. Var gibi. Abla bak nasıl yok adam. Duygusal konuşmalar içindeyiz şu an. Olabilir böyle şeyler. Hadi abi işinize bakın hadi. Kadının gönlünü alın. Hadi işinize bakın. İşinize bakın. Önünüze dönün. Yemeğinizi yapın. Aziz abla. Kadının gönlünü alın. Aziz abla. İstiyorsan bizim takıma gel. Aziz abla ben sana yemek veririm. Olsun. Sana niye yazıklar olsun? Gözünü seveyim ya. Gel, gel iki dakika sohbet edelim. Pek istemiyorum. Aş, aş. Ne? Yani problem reçete düşmemesi. Söyle en azından, bilelim. Benim hatamsa benim hatamdır. Ödül oyununda kazanırsanız yarışmayacağım. Ama neden yani böyle oldu? Ben anlamadım. Üzüldüm bu kadar. Üzüldüm ama bak. Ben de geldim burada soğan doğradım. Ben de şey abi derdim. Kimin yanında gittiysem kovdu beni, istemedi. Abla bana yardım eder misin? Ne yapayım yani ben yalı kazı mıyım? Onunla kavga ettin. Onun üslubu bozuk olduğu için sana laf söylüyor. Ben yani burada yalı kazı mıyım? Önüne gelen gönderiyor, önüne hayır, gelen gönderiyor. Yardım yani et diyorsun, yardım etmeye gidiyorsun. Gel burada soğan doğrasaydı kafan rahat olurdu yani. Bu kadar basit. Bu etapta kazanan takım bir etap daha yarışacak. Sanki hepsi kazanacak mı yani yaptığı yemeği? Yani İnşallah kazanırım. Bana daha çiğ bence. Tabii. Aziz abartmıyor mu be? Yeter Sergen artık be. Sergen yaptığın bir şey yok ne Sergen. Ne bu hareketler? İş yok. Ne bu hareketler? İş yok Sergen. Ne yaptığın hareketler? Siz niye beraber yapalım? Ben ne yapıyorum? Ben anlamadım ki ne yaptığımı bilmiyorum Sergen. Ne yaptığımı bilmiyorum. İkimiz de çok iyi biliyoruz. Sergen yaptığım bir ne, şey yok. Ne bu hareketler ne? Neymiş hareketlerim? Abi iş yok. Önüne gelen gönderdi beni. Ben de böyle duruyorum. Tamam dur o zaman. Dur duruyorum. O zaman ağlama burada. Milletin ay, şeyini Sergen bozma. Ya. Kimsenin psikolojisini bozma. Ne yapayım ne abi ben insan değil miyim? Abi. Kazık gibi durayım mı böyle? Gel yanımıza Aziz abla. Allah'ım ya. Adamlar iki saattir diyor. Gel yapacağım mı diyor. Yapacağım mı diyor. Gel abla. Ergenen kovdu beni. Azize ne oldu? Bir şey yok şefim. Vallahi bir şey yok ya. Oğlum sarı koyacaksın sadece. Terbiye yapıyorsun ayak. Sarı mıydı la abi? Ha. O yoğurt çok Ayazcığım. Bir tepsi değil mi? Ha? Neyse kıvamlı önemli değil. Sen aç, et suyuyla açacaksın en son. Evet biliyorum. Tamam. Azize. Efendim şefim. Niye bozuldun? Ne oldu? Yok şefim bozulmadım. Öyle sinirlerim bozuldu sadece. Başka bir şey yok. 5 yemek vardı olmadı. Bu hafta beceriksiz tamam da, gördüler. Tamam da burada takım kazanınca zaten sıkıntı olmuyor ya. Yok takım kazansa da ben yokum. Niye? Efendim.
Yok şef, emek vermediğim yemeğin de ödül oyununa gitmek biraz bence insan kişiliğine yakışmaz. Ben nasıl kendim... yani burayı takım kazansa da ödül oyunu oynamayacak mı? Hayır, oynamayacağım. Emek vermediğiniz şeyin hakkı olmaz şef. Emeğim yok benim burada. Ya. Yok, emeğim yok, hayır istemiyorum. Şu etleri kontrol edebilir misiniz? Etleri. O nasıl bir bilah aradığına geldi? Kaç dakika var? Azize'ye söyle de biraz yardım etsin. Ufaktan bir şey söyle. Bir şey yok yine. Sen yardıma ihtiyacın var mı? Hani ama gelmedi ki, ben söyledim zaten. Gel bana yardım et dedim. Niye böyle oldu ya? Hafta şeysiz, başarısız bir hafta olunca maalesef şöyle oluyor bazen. Ama bu hafta başarısız olmak gelecek hafta başarısız olacaksın anlamına gelmiyor. Sadece emek sarf etmedim. Sen bunu niye taktın, anlamadım. Yok, emek sarf etmedim. Emek sarf etmediysem de ödül için niye yarışım ki şef? Hayır, burada zaten 5 kişi almış yemeği, burada 9 kişi var. Ne alakası var ya? Son 10 dakikaya kadar açmıyor hiç taraftar bizim ama. Bakalım gene kapat hemen. 6 misafirimiz var, bir de bize 7. Şimdi pilisk hazır olacak. Yerden çorbası anında servis. Kaymaklı lahana aşı anında servis. Aleminüt, tereyağını... koymanıza müsaade edeceğiz, pul biberli yağı. Masada. Hayır, buradan giderken. Şef, tatların tamam, kaymağı. Tamam mı? Tamam. Elbasan tava, aleminüt, ayrabolu tatlısı hazır olacak. Şefim, kaymaklarını serviste koysunlar. Kaymağı her zaman olduğu gibi servis esnasında koyuyorsunuz. Her zaman ona müsaade ediyoruz. Kaymak en son. Anlaşılmayan bir şey var mı? Anlaşıldı şef. Yapacağım. Yok şef. Şu arkayı silelim, başlayalım mı? Kaptan nerede? Abi bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ben siliyorum, siliyorum. Aziz abla. Ne oldu sana? Ne oldu? Neye kızdın sen? Hiçbir şey kızmadım. Benim kızmaya hakkım mı var? Sadece niye kızma hakkın olmasın? Ne oldu ya? Yok. Ah Azize, ah Azize. Şefim, Azize de bizle yarışıyor. Öyle mi? Ne dedi? Baksanıza yemek yap. Yemek vermemişler Azize'ye. Yemin et. Vallahi vermemişler şefim. Ne şerbet çekiyor? Kıyamet kopacak. Ya Barış. Düzgün cevaplar. Soru soruyor. Kardeşim bu kuru, kupkuru olur. Markette de satılır ya kupkuru. Alırsın, sıvı şerbete koyarsın. Çeksin. Böyle kaynaya kaynaya şişecek bu şimdi. Şef, şef burada bir olay var. Bir buraya bir bakın. Ne oldu? Ya bak bu çorbanın... Ya kurban oldum, bizde yok yok. Tıkır tıkır. Bak 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 bak. Joz diyorsun. Bir de bak, bak, bak. Yapıyoruz bu sporu. Uçuyor. Ya. Kaptan, arkada bir yarışmacı var, gördün mü? Gördüm şefim. Konuştun mu? Konuşmaya çalıştım da bir şey yok, bir şey yok deyip geçiştirdi. Ne yapabilirim yani? Bir konuş ya, bir düzen. Şefim bir daha konuştun. Ya. Bir konuş. Şefim konuştun, konuştun. Ama gelmiyor yani. Bir takımın bir yemeği çıkmıyor. Tamam. Ablacığım, istersen otur dışarıda. Abi. Azize abla, istersen otur, istersen gel. Orada niye hayır, duruyorsun? Hayır, ben rahatım. Siz rahatınıza bakın. Sesimi çıkarmayayım ki kimseyi rahatsız etmeyeyim. Bırak beni. Ama çıkarmıyorsun ki en azından. Dur burada. Belki durmuşum. Bir şey, ama biri bir şey isterse gelirim. Yoksa durdum. Ben emek sarf etmedim Ali Can. 5 dakika. Dilara çok açmayalım bak. Acık süt, süt acık. Bir şey söyleyin bak. Ay yavrum, güneşin çok altında yoğunlaşacak bu bence. Bak daha yoğun zaten. Ama aş gibi. Ama neyse, güneşin altında bilin. Daha da yoğunlaşacak. Tamam getireyim pişmiş, biraz. Pişmiş pişmiş. Alın bunlardan da alın. Birazcık bana ekleyin hadi ne olur. Ya bunların hepsini. Tamam süzgeci ver bana. O düdüklüyü getirsene bana gel. Buraya mı yapalım? Siz tepsiye koyun, ben alacağım. Azıcık daha koy, tamam. Hop. İnan. Barış. Efendim. Sen yemekleri organize et, biz etrafı topluyoruz. Hadi abi. Hadi abi. Hadi böyle. Abi yemekler şeyi hazır. Hadi abi. Bir tek tatlı ile pliska hadi gelecek. Hadi abi. Hadi. Azim biraz şeker atalım bana. Yok yok, tamam Hasan, tamam. Hadi gireyim topluyoruz Hasan. Değil mi tadı? Biraz tamam tamam tamam. Ya. Tamam at şeker de at. Yok. Böyle gel biraz. Sadece pliska ile tatlı tabaklanacak. Diğerleri alaminit.
Ha, çorba serviste tabaklanacak. Tamam, dök biraz daha. Tabakları silelim abi. Haydi! Açsana kanka. Hadi et ayıkladın mı? Ayıklıyorum abla. Bunu yakacağız baba, iş bitecek. Çorba çok serviste tabaklanacak değil mi şefim? Arkadaşlar Alican nerede? Alican. Herkes bana soru soruyor oğlum. Söyledim şef. Neyi söyledin? Pilaskayla tatlı sadece arkadaşlar. Elbasan porsiyon. Pilaskayla tatlı tabaklanacak sadece, evet. O kadar. Tamam. Son bir dakika. Tahsin, tabaklar artık. Çok güzel görünüyor. Biraz daha yakarsak. Biraz daha, biraz daha bro. Sen bana güven. Ama şu közüm beni korkutuyor yani, onun yalan yok. Kırmızı yap. Öyle yapacağım. Kırmızı yap. Arkandayım. Tamam. Beyler hadi toplayalım. Bunu alıyorum, alayım mı bunu? Al al. 30 saniye. Ödül kraliçesi. Şimdi. Peçete al oradan. Varsa değerli. Ama bizim takım biraz sıkıntı. On, dokuz, sekiz, ablaların yedi, gülü, 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 altı, gülü, beş, dört, dört, üç, iki, bir. Bravo takım. Arkadaşlar temizleyin. On, dokuz, sekiz, ablaların yedi, gülü, 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 altı, gülü, beş, dört, üç, iki, bir. Bravo takım. Arkadaşlar temizleyin. Abla, şuna baksana ya. Yok. Geçer mi? Aa, yok. Teşekkür ederim. Kusura bakma, yanlış anladım. Evet, alkışlarınızla konuklarımız geliyor. Vallahi elleri de boş gelmiyorlar. Oo. Bereketleriyle geliyorlar. Merhabalar, merhaba herkese. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhabalar şeflerim. Efendim bu pamuk kızı tatlısı kendi tarifim, kendim pamuğum. Adımı da tarifi de efendim. Harikasınız. Pamuk kızı tatlısı. Sağ olun. Helalim şefim. Merhabalar şefim. Bizim özel bir baharatımız var. Onu tanıtmak için getirdim sizlere. Harika, teşekkür ediyoruz. Evet, teşekkür ederiz. Öncesiyim. Öncelikle şerefim buyurun. Çok teşekkür ederiz. Abi yumurta ve. Çam kozalak şurubu. Ooo. Galiba bu ne iç bak. Bu şurubu efsane. Doğal antibiyotik değerli. Üzerindeki resim de kendime ait ormandaki resimdir. Çok teşekkür ederiz. Buyur. Buyurun efendim. Ben alıyorum. Çok teşekkür ederiz. Merhabalar. Şunu size mi veriyorum? Hoş geldiniz. Köy yumurta mı? Hakiki köy yumurtası. Amerikano. Aa, ben alıyorum o zaman. Ben alıyorum. Çok teşekkür ederim. Şefim, Ardahal'i üretiyoruz biz aslında. 5-6 sene önce beraber tanıtımını da yapmıştık. Yaptık, hatırlıyorum. Hatırlıyorum, evet. Getirdik, ikram ederiz. Ya sağ ol, sağ ol. Bak Mehmet şefi, bir tanıdık çıktı ha. Öyle mi? Nereden? Yani, biz senelerce önce birlikte çok güzel bir tanıtım yaptık yani. Halil şef, maşallahım var ya. Burada da tanıdık çıktı ya, daha ne diyeyim abi. Efendim, hoş geldiniz öncelikle. Biz de buraya gelmekten çok mutluyuz. Arkadaşlarımız bir saat içinde bölgenin yemeklerini yaptılar ve size sunacaklar. Sizden ricamız, yemekler geldikçe tadıyorsunuz, notlarınızı alıyorsunuz. Her yemekle ilgili notunuzu alıp hangi takıma verecekseniz. En son arkadaşlarımız zarf getirdiğinde hangi takıma oy vermek istiyorsanız ona veriyorsunuz. Hepinize afiyet olsun. Teşekkür ederim. Evet, tekrar hoş geldiniz. İyi ki geldiniz. Bugünkü menü ilk olarak da pilaska ile başlıyoruz. Afiyet olsun.
İlkem Bey. Buyurun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Sizinle başlayalım. Hardalya üreticisiniz. Evet, doğrudur. 16 sene profesyonel olarak futbol oynamışsınız. Oynadım. Hangi takımda? Ben Dardanel Spor'da futbol hayatıma başladım. Daha sonra Kayseri Erzeyiz, Ankara Gücü, Antalya Spor, Adana Spor, Kırklareli Spor, Edirne Spor, sonra yine Trakya'da bıraktım. Hardalya'yı biz daha önceden de biliyoruz. Atatürk'ün tattığı bir içecek aslında onu, evet, milli içecek olarak da anlatıyor. İstanbul'a da sık sık getirtiyor değil mi? Şöyle 1930 yılında Atatürk Kırklareli'ne ziyarete geliyor. Ziyaretinde Hardalya ikram ediliyor ve çok beğeniyor. Bunu, evet, milli içecek haline getirin diye bir öğüdü var. Biz de bunu geç de olsa gündeme getirmeye çalıştık. 2010 yılında Hardalya Fabrikası kuruldu Üzüm Üreticileri Birliği tarafından. Evet. Ve bugüne kadar gelindi. Tabii Hardalya'nın daha fazla tanıtıma ihtiyacı var. Bu da sizin aracılığıyla inşallah tüm Türkiye ve dünyaya duyuracağız. Çok teşekkür ederiz. Emeğinize sağlık. Gerçekten çok güzel bir şey yapıyorsunuz. Hem üretime hem de istihdama katkınız var. Evet. Teşekkürler. Siz teşekkür ederiz. Sağ olun. Gülay Hanım, Gülay Kayan. Evet, ben. Siz de gastronomiyle uğraşıyorsunuz. Trakya gastronomisiyle yakından ilgileniyorsunuz. Bir de Balkan yemeklerini tanıtıyorsunuz. Elimden geldiğince Balkan yemeklerini tanıtıyorum. Geçmişten bugüne unutulan yemekleri ortaya çıkarmaya çalışıyorum. Ben Pomak kızıyım. Pomak kültürünü de yansıtmaya çalışıyorum. Demirköy'de yöresel mutfak işletmecisiyim aynı zamanda. Gelen turları orada ağırlıyorum. Aynı zamanda yemekleri yapıp tanıtıyoruz. Böyle. Bir de tohum takas. Tohum bu takas, gerçekten, evet, çok önemli. Çok eski bir gelenek tohum takas olayı. Yani günümüzdeki adı barter aslında ya da değişim. Bizde, evet, de olur, aynen, yani komşular arası. Tohumlar değiştirilir. Genelde bağ bozumu şenliklerimiz oluyor. Orada tohum takas şenlikleri ayrı şekilde yapılıyor. Yazın yetiştirdiğimiz ürünlerimizi, ata tohumundan yetiştirdiğimiz ürünlerimizi orada tohum takas şenliğinde takas ediyoruz. Ve gelecek nesilleri düşünerek aktarmaya çalışıyoruz bunları. Şefim, sırada çorba zamanı. Çok özel bir çorba, gerdan çorbası. Evet, Raşit Şişman. Evet. Raşit Bey, sizin hikayeniz aslında biraz ilginç. Aslında siz ekonomistsiniz. Evet. Babanızın vefatı üzerine buralara geri dönüyorsunuz ve çiftçilik yapmaya başlıyorsunuz. Ekonomistliği bırakıp çiftçiliğe tekrar geri dönmek gerçekten güzel bir şey. Evet, biraz daha elle tutulur şey yapıyor olabiliriz şu an. Yaklaşık 10 yıldır buradayım. 10 yıldır tarımla uğraşıyoruz. Şu an çilek ve ahududu üzerine Türkiye'de deneyimsel turizm olan ilk ve tek işletmenin sahibiyiz. Bizim orada insanlar gelir, kendi ürünlerini, kendi meyvelerini dalından kendileri topluyorlar. Böyle bir işletmedeyiz. 10 yıldır mücadele ediyoruz. Özellikle bakteriyel üretim konusunda ilerliyoruz. Pestisit kullanmadan. Bence bir ürün sofraya gelmeden ki yolculuğu ilaç kalıntısı olup olmamasıyla... Siz hiç ilaç kullanmıyorsunuz bu arada. Hiç ilaç kullanamıyor. Evet. Tamamıyla bakteriler aracılığıyla 7-8 çeşit bakterimiz var. O bakterilerle hastalıklara ve bitkinin ihtiyacı olan elementleri sağlıyoruz. Böyle güzel bir iş yapıyoruz diyebiliriz. Emeğinize sağlık. Teşekkürler. Gerçekten çok özel bir iş yapıyorsunuz. Bu konuya da, evet, arkadaşlar, parmak bastığınız için çok teşekkür ederiz. O zaman lütfen. Bu arada lahana lütfen tabaklama başlayın. O zaman sırada şefim kaymaklı lahana aşı. Aslında bu turşudan yapılıyor. Orijinalinde biz biraz bugün zamanla hani salamura turşu yaptıramayacağımız için. Evet. Bir de hazır ürün vermediğimiz için lahanaları verdik direkt. O notu belirtmek isteriz. Bir de bütün yemekler bizim çocuklar hepsini bir saatte yapıyor. Yani hiçbir hazırlık, evet, olmadan. Ellerine, emeklerine sağlık. Emeklerine sağlık. Sağ olun. Ellerine sağlık.
Evet Çiğdem Hanım. Çiğdem evet. Balım. Evet. Ya aslında sizin hikaye de biraz Raşit Bey'e benziyor. Evet. Çok benziyor. Siz de bu topraklara geri dönenlerdensiniz. Mesleği bırakıp memlekete dönüyorsunuz. Çiftçilik yapıyorsunuz. Lavanta. Evet, lavanta ile başladım. Bu arada çok popüler değil mi? Bu bölgede çok popüler gerçekten. Raşit Bey'de de var. Oradan tanışıyoruz. Lavanta ve ölmez çiçek yetiştiriciliği yapıyorum. Tıbbi bitkiler yetiştiriyorum ve yağını elde ediyorum. Bununla beraber bir pandemiyle beraber hayatımıza giren bir gıda üretim atölyemiz var. Orada kendi yetiştirdiğim sebzeleri de atölyemde işliyorum. Daha ziyade köy ürünleri bizim ürettiklerimiz. Kendi bahçemizde, kendi meyvemiz, sebzemiz neler varsa onları işliyoruz. Ben önce olmaya çalışıyorum bu noktada. Hem eğitimli birisi olarak köyümdeki özellikle kadınlara önce olmaya çalışıyorum. Bununla beraber de çok daha yeni bir kadın kooperatifi kurduk. Beraber kadınlarımızla beraber üretim yapmaya devam edeceğiz. Vallahi biz de MasterChef Türkiye olarak gittiğimiz bütün illerde ve programın içerisinde bu kadın kooperatifleriyle ilgili belki dinliyorsunuz. Evet, evet. Bu sene daha çok bilgiler veriyoruz ve desteklenmesi için sık sık sesleniyoruz. Kadın kooperatifleri bizim için çok değerli. Çok sağ olun. Ve siz de bunun kadın kooperatiflerinden birinin başkanlığını yapıyorsunuz. Evet. Tebrik ediyoruz. Çok, biz de desteklemeye devam edeceğiz MasterChef Türkiye olarak. Çok teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Sağ olun. El basan tava. Az önce mavi yumurta geldi, gördün. Aa, ne kadar güzel ya şefim ya. Evet. O yumurta böyle bir tiramisu yapılır ki. Ya, sizi anlatamam. Aynen, size yani. Gerçekten inanılmaz yani. Biliyorsun bizde şey, benim anne yani çiftli demiyoruz. Yani küçük bir şey vardır yani. Tavuk tutuyordu. Ben küçükken yaz dönemi anneanneli kalıyordu. Tavukta çok korkuyordu. Bana ceza olarak her sabah kalkıyordu yataktan, git yumurta al, yoksa kavatı yok yani. Gerçekten. Tam kendim... ona benziyorlar ya, müthişem o yumurtalar. Amerikan ırkı, siz bilirsiniz onu, Şili ırkıdır bu. Evet 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 yani inanılmaz güzel kendim yani. Kendim üretiyorum, yavrudan yavru almaktayım. Vallahi efsanelerine sağlık, hiç kolay değildi bu arada. Gerçekten çok zor yani. Evet. Eminize sağlık yani. İnşallah bunu ama az mı üretiyorsun? Az üretiyorum. Biraz da fazla üretirseniz ben alırım sizde ya. Tabii, ne demek ne demek, ben gönderirim size her zaman. Evet, Berna Üçüncüoğlu, efendim siz de mavi yumurta, kozalak şurubu ve köy tavuğu üretimi yapıyorsunuz. Evet. Düz Orman Köyü'ndeyiz biz. 7 sene önce İstanbul'dan buraya geldik. Şehir hayatından sıkıldık. Kendimiz üretelim dedik. Eşle dostla da paylaşalım istedik. Önceliğimiz kendimiz ve eş dostu. Bu şekilde devam ediyoruz. Kozalak'ta çam ormanlarının içerisinde olduğum için öncelikle... Bilmez miyim, ben Bolulu'yum. Evet, çok olur. Kızımın rahatsızlığından dolayı üretmeye başladım. Meşe odunun da yapılmaktadır. Kendim üretiyorum. Bu şekilde eşe dosta paylaşıyorum. Sizlere de afiyet olsun. Kaymak inanılmaz bir ürünü ama gerçekten Gayrıoğlu yanında gittiği sürecinde bir mucize yaratıyor. Yani. Böyle bir tatlısı yani. Bu bölgede çok özeldi. Vallahi bence biraz da böyle bir gizli bir mucize. Daha fazlasında biz de özellikle lokantalarda vesaire görmek isteriz yani. Bölgenin dışında inanılmaz güzeldi. Ya sana var ya, helal olsun ha. Şu kendi ürünlerimiz var ya, senin yarın kadar anlatsak şu an var ya, dünyada çok bambaşka yerde olurduk ha. Bütün hayranlığımı tekrar söylüyorum yani sana.
Evet değerli misafirimizi tatlı konuşalım. No, tatlı yiyelim, tatlı konuşalım dedik. Son olarak Ayroboğlu tatlısı. Evet Ceylin Hanım, siz de aslında işten ayrılıyorsunuz. Daha sonra meşe balı üretimine geçiyorsunuz. Ve kendinize yeni markalar oluşturuyorsunuz. Dinleyebilir evet. miyiz bunu? Gıda teknikleri yaptığım dönemde fabrikadaki işimden ayrıldım. O arada eşimle tanışmıştım zaten. Kendisi hali hazırda arıcılık yapıyordu. Onun da bilgi ve tecrübelerinden faydalanarak genç çiftçi projesiyle kendime o projeden arı aldım. Ve ekipman aldım. O ekipmanlarla birlikte meşe balı üretimine başladım. Daha sonra eşimin bilgi ve tecrübelerinden faydalanarak bunu büyütmeye karar verdik. Şu an hali hazırda 500 kovan ile meşe balı üretimi yapmaktayız. Meşe balı Kırklareli coğrafi işaretli bir üründür. Bölgemize aittir. Birlikte üretim yapıyoruz. Kendi markamızı oluşturduk ve e-ticaret üzerinden satış yapıyoruz. Köy ya biraz şehirden köy hayatına geçiş yaptık. Evet, size de çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Ellerine sağlık. Teşekkür ederim şefim. Biz stüdyoda görüşürüz. Sağ olun. Dikkat edin. Tamam mı? Görüşmek Yolda üzere. Yolda fazla köfte yemeyin. Teşekkürler şef. Afiyet olsun. Sağ olun. Afiyet olsun. Efendim, çok teşekkür ederiz tadım için. Sizi biraz daha tutacağız burada. Aldığınız notlara göre hangi takımın yemeğini beğendiyseniz o takıma oy vermenizi isteyeceğiz. İlk önce, evet, Plaska için oylarınızı rica ediyoruz. Gerdan çorbası onaylamanı istiyoruz. Kaymaklı lahana aşı. Elbasan tava. Ayrabolu tatlısı. Efendim, çok teşekkür ediyoruz. Oylarınızı kullandınız. Şimdi Roma 12. noteri Danilo Zanna geliyor. Efendim, çok güzel bir gün. Gerçekten biz de çok keyif aldık. Sizler de bölge için gerçekten çok güzel şeyler yapıyorsunuz. Üretiyorsunuz ve katma değer sağlıyorsunuz. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Sizi çağırlamaktan biz de keyif aldık. İnşallah başka bir yerde karşılaşırız. Görüşmek üzere, çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Arkadaşlar hoş geldiniz. Mavi ile başlayalım. Kaptan nasıl gitti? Güzeldi şef.
Çok eğlendik. Yemeklerimizi yaptık. Ya bugün... Kimse inanmıyor. Ya iyi gitti ama bugün şöyle bir şey oldu. Şimdi bazı yarışmacılar takım oyununda oynamak istemiyorlardı. Yanda dolaşıyorlardı. Fakat sizdeki bir yarışmacımız bu etapta da oynamayacağını ilan etti bize. Aa. Ya biz ilk kez böyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Yani yarışmacılar bazen ki şefim, biz kenarda durabiliriz, malzeme doğrayabiliriz falan diyorlar da. Hiçbir oynamayacak ki zaten. Azize bize geldi. Dedi ki ben mavi takım kazanırsa ikinci etapta da yarışmak istemiyorum dedi. Değil mi Azize? Evet şef. Neden böyle bir karar aldı? Ben böyle yetiştirildim bilmiyorum. Eğer bir şeye emek vermemişseniz siz onu hak etmemişsiniz demektir. Benim bugün hiçbir şekilde emeğim geçmedi. Hiçbir şeye dokunmadım. Eğer ki gönülden diliyorum, gerçekten gönülden diliyorum kazansınlar ama kazanırlarsa benim hakkım olmayan hiçbir şeye el uzatmam. Hiçbir şekilde yarışmayı düşünmüyorum. Allah yollarını açık etsin. Kim hak ediyorsa o kazansın. İstemiyorum. Bravo Azize abla. Ne alaka? O zaman kaptana soralım. Yani biz dışarıdan izliyoruz da işin içeriğini bilmiyoruz. Azize niye böyle bir karar aldı? Bilmiyorum. Ben söyleyeyim. Şöyle. Bir dakika abla ben bir konuşayım. Oğlum bir gülmeyin ya. 5 tane yemek var. Sonuçta 5 kişiye de alır değil mi? Ya da bir yemeği 2 kişi alır. Aldık. Tanya boşta kaldı. Ben zaten boştayım. Ondan sonra başka kim boşta kaldı? Ben. Ben de çok bir şey yok diyor. Barbaros da zaten Kıvanç bir reçete aldı. Yani beraber yapacaklarını söylediler. Hani bana zaten hiçbir iş kalmadı. Herkes birer yemek yaptı. Azize de boşa kaldı. Azize zaten reçeteler dağıtıldıktan sonra o tarafta bir bekledi. Reçete gelmeyince biraz üzüldü tabii. Ama olabilir yani takım oyunu sonuçta. Hani reçete almadıysak birilerine gidip yardımcı olabiliriz. Zaten Sergen ondan sonra beraber yapmaya başladılar. Sergen'le tatlı yapmaya başladıktan sonra baktım Azize koptu. Sergen orada ne oldu? Da devreye ben giriyorum. Ne oldu? Azize abla peyniri kestiremedi. Ben dedim dedim bir peyniri yapamadın dedim. Bir baktım yok oldu bir daha ağlamaya başladı. Sergen sana dedim ki dibini kazıma. Bu mu yani? Azize abla gitsene sen başkalarının yardımına. Ay ben istemiyorum vallahi hiçbir şey istemiyorum ben. Azize abla. Azize abla gelir misin? Ya, bana yardım et gel. Yok vallahi. Azize, bana yardım et bana. İstemiyorum abi istemiyorum. Tamam. Dur bir şey soracağım sana. İstemiyorum. İstemiyorum bak sinirlerim gerildi ha. Bir şey soracağım sana. Benim canımı sıkıyorsun abla şu an. Şöyle şef. Sonuçta biz bir tatlı yapıyoruz. Aşırı sirke koyarsam dedim hani peynirin tadı değişebilir. Tatlıyı değiştirsin istemedim. Damla. Yani ben dengeli gitmekten yanayım her zaman için bir şey yaparken. Az koymuşum fazla kesmedi veya ısıyı çok veremedik. Bir anda kaynamadı süt. O anda da Sergen bana bayağı bir çıkışınca da çünkü ben hiç beklemediğim insanlardan çıkış yediğim zaman cevap vermek istemiyorum. Vermeyince de gözyaşlarımı döküyorum. Yani bu elimde olan bir şey değil. Ama ben buraya yemek yapmaya geldim. Yemek yapmaya geldiysem ben yancı değilim. Ben geldiğim günden beridir bunu savunuyorum. Ben yancı olmayı kabul etmiyorum. Ben reçete almak istiyorum. Nedir? Yemeği yapabilirim Alican, yapamam onun sorumluluğunu ben almak sen istiyorum. Sen beni gezdirmedin mi de onu? Ben, aynen öyle. Lütfen rica ediyorum. Doğru söyle ama bak. Ben buraya yemek yapmaya geldim. Ben burada 9 kişi yarışıyorsak 9'unun 8'ine gittim yanına yardım etmek istedim. Bir kişi desin ki kabul ettim. O zaman ben burada kalkar hepsinden özür dilerim. Bana yani kişi dahi... Aha bana gelmiyor. Ama bak ne diyorum 9 kişinin. Sen yardım istedik ama sonra. Bir sonra ben yaşam döktükten sonra. Ama ben senin ağladığını görmedim. Ona gittim o yok diyor. Ona gittim o yok diyor. O zaman ben neyim çok affedersin de yani neyim yani ben burada. O zaman dedim ben geri çekiliyorum. Allah yolunuzu açık etsin. Kim kazanıyorsa onun olsun. Ben ileriki oyunda da yokum. Ben hala diyorum ben buraya yemek yapmaya geldiysem reçete alacağım. O reçeteyi almadıysam da kabul etmiyorum. Ya bizim de almadığımız zamanlar oldu abla. Ekibi bozmadık sonuçta. Ben ekibi bozdum mu Alican peki? Ne zaman? Ekibin, şimdi mi? Evet bugün yemeğine müdahale edip veya yanlış bir şey mi yaptım hoş ben? Hoş değildi senin bir köşede beklemen. Sonuç olarak benim de işim yoktu. Gittim evet, orada Alican. Soğan doğradım. Tamam sen kaptansın. Kaptanım tabii ki. Sorumluluk sahibi daha fazlayım. Ama hani ekibin o koordinasyonunu bozuyorsun bir noktada. Sonuç olarak hiçbir şey yapmasam bile. Ben neymişim ya? Bütün hafta resmen ekibin koordinasyonunu bozan kişidenmişim. Ben bugünden bahsediyorum. Bugünden bahsediyorum. Yaptığım hiçbir şey yok. Sadece geri çekildim. Hiç kimseye tek bir laf söylemedim. Kimsenin kalbini kıracak ağzımdan tek bir cümle dahi çıkmadı. Metin yemeğini bile tattırmak istedi. Dedim ki benim onda hiçbir emeğim yoksa ben o yemeği dahi tatmam dedim.
Birinizin kalbini kıracak tek bir kelime söyledin mi ya? Veya bak yemeğinize kalp, karışacak. Kalp kırmak değil. Sen nasıl orada oluyor? Geçiyorsun, ben... ağlıyorsun ya. Tamam, millet de olabilir. Yanına geliyor. Ne oldu kadınlar size? Kadınlar duygusaldır, hassastır. Ağlar, üzülür yani, olabilir. Ben kalp kırmamak için orada gözyaşı döktüm. Olabilir. Bir şey söyleyebilir miyim? Tabii ki. Sergen'den, sevdiğim insandan ummadığım tepkiyi aldığım zaman ben çok zoruma gitti dedin. Kenara çekildim, ağladım dedin. Evet. Değil mi? Ben seni ağlarken gördüğüm zaman dedim ki Azize ne oldu? Sen de beni tersledin. Azize sıkıntı ne şimdi? Hiçbir şey yok Sergen. Esra abla lütfen yemeğine bak. Azize ya şöyle bir de lütfen yemeğine bak deme. Soruyorum, bir şey mi oldu? Bir şey, canın mı sıkıldı? Sıkıntı yok. Niye tersliyorsunuz ki? O zaman ne yapmak gerekiyor? Kendine yapılmasını... Hoşlanmadığın, istemediğin bir şey başkasına da yapmayalım. Ben birini ağlarken gördüğüm zaman, üzgün gördüğüm zaman dayanamıyorum çünkü. İlla gidiyorum yanına. Dilara. Şefim, bugün 5 tane yemek vardı. Biz 9 kişiyiz. 4 kişi reçete ya ikişer kişi alınacak ya da yardım edecekti. Bu kadar basit. Ben ortada bu kadar büyütülecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Tanya da reçete almadı. Reçeteyi ben aldım. Geldi, Dilara ne yapabilirim dedi. Ben bir şeyler söyledim. Şimdi Azize abla da geldi ama lahana aşı yapıyoruz yani. Hani lahana doğranır, pirinci konur, bulguru konur bilmem ne. Yani hani ekstra yapılacak bir şey olmadığı için gerek yok dedim. Yani iki kişi yaptık ama Tanya'nın da bir reçetesi yoktu. Yani ben bu kadar büyütülecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ben bu yarışmaya geldiğimden beri yeri geldi Cemre'yle, yeri geldi Tanya'yla, Tolga'yla. Defalarca ikili yemek yapmışımdır, defalarca yani. Yani her zaman tek bir reçete alabilmemiz mümkün sen değil bence. Sen Azize teklif etti mi Dilara, al yap beni yemek, ben sana yardım ederim. Hayır ama şöyle bir şey var, biz zaten ben o yemeği almıştım. Daha sonra Tanya geldi yanıma, ilk gelen Tanya zaten. Dedi ki benim işim yok, tamam gel beraber yapalım dedim. Acaba ben kendimi mi ifade edemiyorum yoksa ya bende sıkıntı var ya da arkadaşlara anlatmakta mı güçlük çekiyorum? Ben hepsini tek tek gezdim, hiçbiri beni kabul etmedi. O zaman benim lazım değil diyor. Ne yapayım ya, ben orada bulaşık mı yıkayayım geçip kenara? Azize, ben sana dedim ki gel bana yardım et dedim. Yapacak bir şey yok, kimin yanına gittiysem istemiyor. Abla gel. Azize benim yanıma gelmedin. Gelseydin benim yanıma. Esra abla lütfen ya. Bir şey yok, sıkıntı yok. Şefim ben ağlayınca gördüğümde onu gittim yanına. Abla konuşmak istemiyorum, beni bir tersledi. Ben de dedim ki niye tersliyorsun, ağlıyorsun diye soruyorum sana. Büyütmüyorum. Sonrasında dedi ki kimse reçete vermedi, o takım içinde de konuşuluyordu. Ben de dedim ki Azize gel bana yardım et dedim. Ha ben de bu arada Azize ablanın reçete mevzusu yüzünden ağladığını düşünmedim. Sergen'le küçük bir tartışma yaşadıklarını duydum. Ben o sırada yemek yapıyordum, sonra Azize abla köşeye geçti. Dedim ki tartışmadan herhalde Sergen'e bozuldu. Gittim sordum, cevap vermedi. Yani reçete mevzusu olduğunu bile bilmiyordum ben bunun açıkçası yani. Ben hala diretiyorum. Bu bir yemek yarışması. Ben buraya yemek yapmaya geldim. Ben 8 kişiye soruyorsam 8'i de kabul etmiyor veya kabul etmiyor demeyelim. Yani yardıma ihtiyacım yok diyorsa ben de çekilirim kenara. Hiçbir şekilde tepkimi vermem. Benim anladığım şu, herhalde kızdığı konu bana neye yemek verilmedi değil. Yardımcı olarak da kimse istemedi. Evet. Bir şef mesela ağladığını veya işte reçete almadığını ben Azize ablanın bilmiyordum zaten. Biz Barbaros'ta yememizle ilgilenirken hemen kuzumuzu atalım diye. Bir kere Azize ablanın reçete almadığını bilseydim davet ederdim. Niye davet etmiyor? Hiç öyle şey mi yok? 3 kişi de yaparız, tek kişi de yaparız yemeği. Ama şimdi ben herkese sordum. Kimse istemedi deyince ben Azize ablanın reçete almadığını bile bilmiyorum. Ağladığını bile bilmiyorum yani. Şefim çok merak ediyorum. Çünkü aslında kırmızı takımı bir yarışmacı Azize abla yaşadı. Benzer bir şey yaşadı. Merak ediyorum bu konuyla ne düşünüyor yani. Bu Barış'tır yani. Barış da bir kere kendi takımda bir tarife verilmediği için aslında Azize abla neredeyse benzer bir refleksi verdi. Sen bana diyorsun ki git birine yardımcı ol. Sen nasıl birinin yanında... figüran olmaya başladığını kabul ettiğin an ben de bunu kabul edeceğim, tamam mı? Hayır, benle niye konuşmak istemiyorum. Benle niye bunu böyle konuşuyorsun? Bunu kabul ettiğin an, hani sen bana gelip başla dedin ya. Ben kabul etmem zaten. Bah, sen de etmezsin. Ben de tamam, etmedim zaten, hiçbir şey yapmadım. Tamam, sen öyle... Hiçbir şey de elimi kaldırmayacağım. Şeyim, öncelikle ben bu olaya tarafsız yaklaştığım zaman, şimdi bu MasterChef programında birinin yanında yardımcı gibi gözükmek burada insanın kendini çok kötü hissettiriyor. Ve Azize ablanın tek tek, eğer ki şöyle bir durum var, tek tek herkesi yanına dolaştıysa, yardımcı olayım dediyse ki onlar yani bize yardım etme dediyse Azize ablayı ben burada haklı görürüm. Ama şöyle de bir durum var. Burada tarafsız yaklaşıyorum. Azize abla kaptan olduğu zaman burada Alican'a dedi ki Alican dedi sen dedi ben bugün sana tabak vermiyorum. Bugün dedi dolaşmanı istiyorum. Alican geziyorsun gülüm bugün. Tamam kabul sıkıntı mu? Yok gezelim kabul sıkıntı mi? Yok.
Bugün karnıma bir şey oldu. Ali Can'ın ben bunu hani kasti yaptığını düşünmüyorum. Ama Aziz ablaya tabak vermedi ve böyle bir durum oldu. Aziz ablanın kenara çekilip durmasını tasvip etmiyorum. Ben de aynı durumu yaşadım ama kenara çekip durmuyor. Yine yemeğimi yapmaya devam ettim. Beni istemeseler dahi gidip insanların bir şeylerini yapmaya devam ettim. Kenara çekilmesini tasvip etmiyorum ama yardımcı olarak da birilerinin yanına gittiyse de onlar da kabul etmediyse onu peki da kabul etmiyorum. Acaba Azize senin de çünkü sonunda unutmayalım bir şey var, çok önemli bir konu var yani Azize bütün yarışmacılar arasında en fazla yemek evet, birinci kazanan, sırada birinci sırada yani şimdi bir takımda birinci sıra olan bir yarışmacımız bir tane reçete vermemek. Şef ben hala iddia ediyorum bunu, hala da söylüyorum, sözümden dönen yani ben kabul etmiyorum bunu. Ben buraya yemek yapmaya geldiysem yemek yapmak istiyorum. Eğer ki dediğim gibi değil 5 kişi, 10 kişi, 20 kişi, 100 kişiyi de geçsem, 100 kişi de aynı tepkiyi verse ben yine diyorum yine geri çekilirim. Ben sözümden dönmüyorum. O zaman reçete alamadığımızda... Reçeteyle alakası yok bunun. Gidip yanınıza yardım ihtiyacınız var mı dediğimde. Metin sana kaç defa geldim yanına? 2. Aziz abla. Ama Aziz abla da burada anlayın kanka. Bak aklım herkesin yanına abi gidiyor kardeşim. Bizde niye böyle bir sorun oluyor? Hayır ben bir şey söyleyeceğim. Anlamıyorsunuz. Anlamıyorsunuz. Tamam ben bir şey sormak istiyorum kendi takımıma. Hamur yok, hiçbir şey yok. Hamur işi yok. Oklava tutman gereken hiçbir şey yok. Çok ağır dikmen, biçmen gereken hiçbir şey yok. Elimle iki kaşıkla bekleyeyim istiyorlar. Siz ne derseniz komut o mu tamam bu. Komut o mu? Kabul etmiyorum abi. Etmiyorum. Oyunu da oynamıyorum. Ödül oyunu değil mi? Bir dakika ödül oyunu değil mi? Ben ödülden feragat ediyorum. İstemiyorum dedim. Emek vermediğim hiçbir şeyin hakkını istemiyorum. Sen bu kadar emek vermedim. Elim değmedi. Hiçbir şeye elim değmedi. Emek vermedim şef. Benim emeğim yoksa ödülü de kim alıyorsa helali hoş olsun. Alican bir şey sormak istediği şefi. Sor Alican. Ya sadece şunu sormak istiyorum. Aynı durumu buradaki başka arkadaşım yaşasa kenara çekilip öyle bekleyecek miydi? Bu profesyonellik geçen miydi? Sadece merak ediyorum, sormak istiyorum. Geçen hayır ben alamadım. Ha, geçen Sergen alamadı. Yani alamadı. Bir yerlere sıkıştı gitti, yardım etti yani. Yapacak bana yardım etti. Ya kimse anlamıyor hani beni, ben anlamadım ya. Alican bana mesela ceviz getirdi, götür bunu Azize'ye doğrasın. Hani katmaya çalıştı yani o orada, içeriye doğru. Bence Azize ablasan olay birazcık fazla kişiselleştirdi. Doğru diyor. Yani sonradan da duygu sömürüsü yapıp kabul etmemiş mesela. Anladın mı? Ama bu gerek var mı? İşte buna ne da gerek yok, buna da gerek yok. Bunu diyor musun? Abi bak en kişinin hakkası yok. Oğlum ben Azize'yi savunmuyorum. Hayır, anladık seni. Senin şey genel problemi bu. Katmaya çalıştım kendimi. Gerçekten katmaya çalıştım. Ama yemin ediyorum o takıma sanki giremedim. Ben kendimi katmaya çalıştım, giremedim ben bugün. Ya tabii ki de şimdi unutmayalım arkadaşlar, herkese farklı bir şey hissedebiliyor yani bir hepimizde saygımız var yani. Bir kişi böyle hissederse bizde saygımız var yani. Şimdi şey lütfen... mavi takım çok iyiydi. Hiçbir sıkıntı yok bence. Biz ödülü kazanalım, oyunu kazanalım, Aziz abla da oynamasın. Biz razıyız, tamam. Kaybedebiliriz bu arada galiba. Dediğimiz gibi 5 çeşitlik bir menü vardı. 6 misafirimiz vardı. Toplamda 30 oy, 16 oyu alan takım kazanır. İlk olarak Plaska. Kim yaptı kırmızı takımda? Ben yaptım. Ne bu? Solda, mavide. Çorba mı? Pırasalı kek. Pırasalı kek mi bu? Çorba mı? Pırasalı kek. Plaska. Pırasalı mücver. Mücver gibi. E sen tek mi yaptın? Evet. Azize'yi neden yaptırmadın? Yine ben zannettik iki kişi yaptınız ya tek olarak. Evet şefi, normalde Sümen şefi var burada, beni biraz canlandırıyor. Sen beni biraz yalandır. Evet ben biraz amatörüm ama yardımcı estağfurullah, olabilirim. Estağfurullah. Evet ilk oy bakalım hangi takıma gelecek? Bravo. İlk oy mavi. Allah'ım ilk yedek olmasın yarabbim. Lezzetliydi kardeşim. Birazdan bir duracak böyle hep bu tarafa. Tak tak tak. Tatlıya kalmasın ya. İkinci oy kırmızı. 1-1. Mangal asaydım keşke be. Mangal boştu. Üçüncü oy. Kırmızı. Mavi. Kırmızı. Mavi. Kırmızı. Mavi. Tamam. 2-1. Evet, gider stat'tan alırız zaten. Mavi 3. Beraberlik. Okey. O limon işi değiştirdi Metin. Mavi 3, kırmızı 1. Orada iki fine dining sunum yaptın Metin. Bak görüyor musun? Kırmızı.
Mavi 3, kırmızı 2. 6 oy var en azından bir 4 olsa burası iyi olur şu an. Beraber ya. Bravo Metin. Tebrikler. Mavi 4-2 kazanıyor. Toplamda da 4-2. Aslında mavideki bir pişkinlik sıkıntı vardır yani. Hafifçe. Fakat da kırmızı da tuzlu. Biraz tuzlu. Evet arkadaşlar, toplamda 4-2. İlk yemeği mavi takım kazandı. Geldik ikinci yemeğimize. Gerçekten bu da önemli yani. Terbiyesiyle, etiyle. Çok özel bir ürün. Arkadaşlar, gerdan çorbası. Kim yaptı kırmızıdaki? Kaldır lan. Ere ve Belki Hasan. Belki. Bakacağız. Mavi Esra. Siz iki kişiniz evet, yaptınız. Evet, ben soğan soydum. Biz de yapabilirmişiz iki kişi. Çorbada ilk oy kime gelecek bakalım. İlk oy kırmızı. Çorbada 1-0. Ben alkışlayacağım. Toplamda 4-3. Bravo Hasan. Hayır, hayır, hayır. Hayır. Comeback, comeback. Çorbada comeback. İkinci oy kırmızı. Handikap bizde ya. 2-0. Yandık arkadaşlar. Ne yağdan dökse miydik acaba kanka? Yandık. Senin yaptığın yağdan. Zaten vardı üstünde yağ. Evet, mavi. 2-1. Güzel. Mavi. Ne oluyor ya? Niye ne oldu? Çok denk geldi. Ortada dedik ama. Yani. Ortada dedik. Şu anda beraberlik var arkadaşlar. Kırmızı 2, mavi 2. Demek ki çorbada başa baş giden bir durum var. Toplam 6-4. Ama normal. Toplamda 6-4. Ne kadar lezzetsiz olabilir ki o çorbanın iki tarafında. Yani. Bakalım boy hangi takıma gelecek? Durum 2-2. Mavi. Güzel. 3-2. Bir tane daha gelirse. Ne oluyor arkadaşlar? Çatırdamalar başladı. Beraberlik mi olacak yoksa mavi mi kazanacak? Tatlıya kalırsa kazanırız da. Umarım tatlıya kalır. Ya şimdi yani ama şefim. Hadi ya, bir tane daha alalım bari. Gel. Yes. Mavi. Eline sağlık. Ve bravo. 4-2 mavi kazandı. Toplamda 8-4. Geldik 3. tabağa. Şu anda aşağı yukarı yarı yarıya bir fark var. Bakalım 3. tabak neyi değiştirecek ya da değiştirmeyecek. Değiştirecek hep göreceğiz. Çok özel bir ürün. Biz bayıldık, gerçekten bayıldık. Hangisi şef? Kaymaklı lahan aşı. Kırmızı Batuhan ve Cemre, mavi Tanya ve niye öyle baktınız? Evet arkadaşlar, toplamda 8-4. Şimdi kaymaklı lahanayı açıklıyoruz. Bakalım ilk oy hangi takıma gelecek? Kaymaklı lahana da ilk oy mavi. Ablam bahçede gibi bitmeyi nasip et ya Rabbi. Oğlum verdik herhalde ama. Bilmiyorum vallahi. Vallahi verdik gibi her şeyi. Oğlum ne oluyor lan? İkinci oy. Kırmızı. Ve 1-1 oluyor. Oo. Tamam ya. Bunu evet, 4-2 en azından. En azından 4-2. Dur, evet, sıkıntıya girdik şu an. Mavi, 2-1. Hadi, hadi. 6 oyla alırsak... Bizim tatlımız siz var, tatlı. Siz 6 oy alınca kazanıyor musunuz? He? 6 oy alınca kazanıyor musunuz? 6 oy alınca kazanıyoruz. Biz de kaybetmiş oluyoruz. Evet. Matematiğe hayranım. Kırmızı 1, mavi 2 lahana da toplam 10'a 5 arkadaşlar. Biliyorsunuz 16 oyu alan bu oyunu kazanıyor. Bence iyiydi, bilmiyorum.
Hadi mavi, hadi. Gel. Hadi kırmızı. Hadi. Hadi be. Kırmızı. Yes. Mavi 3. En azından. Mavi 3. Tamam. Kırmızı 1. Dik oturabilirim. Nasıl bizden daha lezzetli yaptılar? Abi aşırı kremalı nasıl oldu lan bu? Aşırı şeyli gözüküyor, kaymaklı. Siz şimdi 5 oy alınca kazanıyor musunuz? Bizim tatlımız var, tatlımız. Bizim tatlımız var Hayraoğlu. Oğlum Elbasan tava var daha. Ha, Hayraoğlu'muz var aramızda. Bakalım kırmızı yetişecek mi yoksa mavi kazanacak mı? Tatlı tulum zaten canım. Kırmızı. Sevinemiyorum artık. 3-2. Aa. Sana kaşıklar çektim. 3-2. Tüh be. 4-2. Bunu almamız lazım. Sevinemiyorum. Berabere. Puan kritik. Çok başka şeyler konuşuruz. Hadi ya bir tane daha alalım bari. Ne olur. Yemekten 5 oy almamız lazım. Şu anda gerçekten durum mavi 3, kırmızı 2. Kırmızı. Şefim mavi gelsin oradan kırmızı, lütfen. Sizler rica ediyorum. Şefim tatlımız çok kötü ya lütfen ya. Şefim beraberlik yapın ya. Mavi 4 2 kazandı. Mavi 4 kırmızı 2. 3 alırsak berabere. Bir şey soracağım. 12 aldı arkadaşlar. Kazandıysak kazanıyoruz. Elbasan'dan 4 tane alamazlar. Alırlar. Alamazlar. Sabahtan beri hepsi diyor, geldi diyor da hiçbiri gelmedi. Elbasan'dan 4 tane alamazlar. 3 tane alırlar. Niye? Alamazlar. Sabah beri aynı şeyi söylüyor. İmkansız tatlı da tulum kazandı gençler, evet, rahat olun. Evet arkadaşlar, durum 12'ye 6. Bir sonraki yemekte eğer mavi takım 4 oy alırsa ödül oyununun galibi olacak. Şimdi geldik. Ayazım olur oyun. Elbasan tava. İnşallah abi. En klasik, en lezzetli, herkesin çok sevdiği ve Balkanlara özel. Bakalım Elbasan'ı kim aldı? Kim yapmıştı? Ayaz Kırmızı ve Kıvanç ve Barbaros. Bir kişi mi yaptı sen? Ben bir kişi. Aziz abla yardım et. Herkes soğanlarımı da işledi ama. İlk oy bakalım kime gelecek. İlk oy mavi. 1-0 toplamda 13-6 arkadaşlar. 3 oy kaldı. 3 oy kaldı. Şu anda durum 1-0, genelde de 13-6. Kazandık ya. Mavi. Biz de. Kırmızı. Bravo. Elbasan'da 1-1 toplamda da 13'e 7. Bakalım buradan Sergen'den maviye mi gelecek, ya kırmızıya mı? Tatlı cidden tulum çıkarttı. Yemeği alan kazanıyor bu arada. Mavi. Kaldı 2. 2-1. Hadi 2. Mavi 2-1 arkadaşlar. Sadece 2 oy. Sadece 2 oy. Mavi sadece 2 oy alırsa bu haftanın takım oyununu kazanıyor. 1 oy alırsa. Genel durumda da 14'e 7. Yarı yarıya bir fark var arkadaşlar. Bakalım kırmızı farkı kapatabilecek mi yoksa mavi kazanacak mı? Durum şu anda 2-1. Bizden bu bizde ya. Bizde abi ya. Ben iyi yaptık da belli olmaz ama işte. Abi üzüleceğim ya. Ağlayacağım şimdi. Ağlamak istiyorum. Fenalaşıyorum. Geldi geldi. Sev gözlükten parlıyor. Bakalım. Yemin et. Elbasan'da. Şaka yaptı. Elbasan'da beraberlik mi olacak? Yoksa mavi bir oy daha mı alacak? Kırmızı. Durum 2-2. Kesin bir oy almamız lazım. Toplamda da. Tatlıdan bir oy çıkacak çünkü hissediyorum ben. Hayatta çıkmaz. Buradan bu oyun dönerse var ya. Kaç tane var bu oyunda daha? Pul kaç tane var? 2-2 mi oldu? 9 tane daha pul var. Tatlıdan çıkmaz. Abla bir tane belki çıkar, adam yerken orası ısırır. Isıramadı. Gördük. Şu anda durum Elbasan'da 2-2. Genelde hadi be Allah'ım. 10'de ne olursun be ya Rabbim. 8 arkadaşlar. Bakalım boy kime gelecek? Evet sayın seyirciler, kırmızı.
geliyor mu? Mavi mavi. Mavi mavi. Beraber olsa yine biz kazanıyoruz oğlum. Dört yemeği biz kazanıyoruz. Mavi mavi. Bir tatlı mavi vereceğiz. Yes! Mavi. Kazandık. Bir tane daha geliyor. Kazandık. Bir tane 15'e 8 arkadaşlar. Tek bir oy. Tek bir oy geliyor. Azize yemek yapmaman güzel olmuş aslında. Ne oldu be? Ne oldu be? Geldiğinizden beri dalga geçiyordunuz. Bilmem neler, ben bilmem hiç, neler. Ben ne dedim sana? Ben kapıda sana ne dedim? Dürüst konuş. Ne dedim kapıda ben sana? Biz yeniliriz dediniz. Ne dedin? Böyle yeniliriz, böyle yeniliriz. Bana çabuk yemek tarifi verin dedin. O arkadaşlar, kaybetme ihtimalimiz yok. Ha, ben öyle bir şey demedim. Ben dedim ki tatlıya kalmadan alırsanız alırsınız dedim. Tatlıya kalırsa alamazsınız dedim. Of, çok önemli ama şu bugün an kazanacağınız ödül de çok özel. Güzel şey. Kazanan takımdaki arkadaşlar bir arsa için yarışacaklar. Şu anda arkadaşlar Elbasan'da durum 3-2. Genel toplamda da arkadaşlar 15'e 8. Eğer bu zarf mavi çıkarsa mavi takım kazanacak. Kırmızı takım çıkarsa yoluna devam edecek. Elbasan'da durum 3-2. Peki bunu biz alsak, diğerlerini de alsak alıyoruz mu? Ya bunu, tulum bunu diyor biz da alırsak ya. Tulum. Tatlı net. Zor be. Şefim rica ediyorum, oradan bir mavi çıkarabilir misiniz benim için? Arkadaş bana biraz enerji ihtiyacım var ya. biraz da hadi hadi. Herkesin elinde koluna sağlık. Tatlıya kalmadan bitti şef. Tatlıya kalmadan. Bak tatlıdan ne geliyor? Veririz. Tatlıya kalmadan biter bu. Sizi yeteneksizler ya. Her yemeği 4-2 nasıl kaybettiniz ya? Tatlıdan bir oy çıksın, ben mesleği bırakayım. Mavi'yi tebrik ediyoruz. Teşekkürler. Mavi. Tebrikler. Ödül oyunu kazanan takım tebrikler Mavi. Şimdi tabii bu tür oyunlarda sonuç açıklansa da kalanlar hep merak ediliyor. Bakalım tatlıyı ben de gerçekten çok merak ediyorum. Ben de. Kim yaptı? Kırmızı'da Tahsin, Mavi'da. Şey, bir şey söyleyebilir miyim? Mavi'da bir kim yaptı? Bir oy bile çıkarsa kaşık atalım mı? 4-2 çıkıyormuş. Madem. Bir de 4-2 kaybediyormuş. İmkansız. 6 oyun 6'sı da bizde. Sergen yaptı. Zaten Sergen oralar çocuk olduğu için bu tatlıyı çok iyi biliyordu. Senin dükkanda var benim, dükkanda var. Bunu söylemeyeyim. Söylemem oğlum, söylemem. Hayır yok. 16. Evet arkadaşlar, tatlı artık galip belli olduğuna göre hızlıca açabiliriz. Kırmızı 1-0 tatlıda. Ben hala bir tane çıkacağını iddia ediyorum. Hayatta çıkmaz. İnşallah mavi çıkar. Kırmızı 2-0. İmkansız ya, imkansız. Bir takımın bir yemeğinde büyük problem var. Kırmızı 3, mavi 0. Abi çok üzüleceğim ya. Bir oy alsak her şey şu. Geçen hafta da bir oyla kaybettik benim olduğum takım. Tatlıya kalmadan kazanmamız büyük başarı gerçekten. Gerçekten. Yani. Değil mi? Kırmızı 4, mavi 0. Bir tane yok mu ya? Bir tane vardı şimdi, 5. olan. Yok. Kırmızı 5, mavi 0. Ya Sege, bu kadar değildir yani. Yok yani. Kırmızı 6, mavi 0, 6-0. Sağ olun arkadaşlar. Mavi tebrik ediyoruz, 6-0 kazandınız. Şef, ben Azize'nin yerine yarışabilir miyim? Evet, sonuçta 16-14. Tebrik ediyoruz mavi takım. Kırmızı takım, siz de mücadelenizden dolayı tebrik ediyoruz. 2 oy fark var. Sadece 2 oy var. Sadece 2 oy fark var bu arada. Şimdi, üzülmeyin, 2 oy. Mavi iki takım, arsa özellikle arız. Azize, lütfen. Şimdi konuşmayalım, arka gidin. Bir dinleyin, güzel bir su, bir çay için dinleyin kendini, aranızda evet, konuşun. Şimdiden başarılar. Bence oynaması lazım şefim, oynaması lazım. Aranızda sonra konuşacağız. Biz bir takımız. Azize abla, Azizeciğim. Azizeciğim. Ben senin de olayım, Azizeciğim. Ben senin de olayım. Bak ben kaybettim, bak, bana o zaman ben de oynamayayım. Bir bana bak, biz bana bir bak takım olduğumuz için oynaman lazım. Azize.